Merhaba sevgili seyirciler. Rexona'nın sunduğu Oyna Devam'a hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı. 10. hafta demek ilk çeyrek demek bitti demektir. Evet. Hani o işte sezona yeni girdik de şuydu buydu değil. Bir resim ortaya çıktı. Bu arada bizim de 10. programımız Oyna Devam'ın. Ve doğal olarak bizimle kafa kafaya giden bir başka yarış daha var. 10 teknik adam <laughs> görevinden alındı. Ee, 38 haftada 38 teknik direktör değişmeyecektir herhalde diye tahmin ediyorum. O kadar da değil ama yani standartlarımız sürüyor diyelim. Bu konuda çok konuştuk. Hani onu başka bir programda daha sonra tekrar konuşabiliriz, ele alabiliriz ama ilk 10 hafta itibariyle yani ilk çeyrek itibariyle belli şeyler oturdu. En son Beşiktaş Galatasaray maçı da oynandı. Onunla ilgili de program da yaptınız. Merak edenler karşı karşıyadan da detaylarını dinleyebilir. Ben şeyi merak ediyorum. Şu ilk görünen resimde sezon başı itibariyle tabii ki iddialı takımlar ortadaydı. Ama bu iddiaların kim altını doldurabilir? Trabzonspor çok iyi gözüküyor ele geçen çeyrek itibariyle. Ee, sen ne düşünüyorsun özellikle e, lig yarışında? Ben Trabzonspor'un özellikle bu iddiasını sürdürüp sürdüremeyeceğini daha doğrusu sürdürüp sürdüremeyeceğini, bunu devamlılığını merak ediyorum. Ve e, ne gördün ilk 10 hafta itibariyle? Şimdi tepeden başlayalım. Ee, benim şampiyonluk adayım Trabzonspor'du başında. Bunun sebebi de Trabzonspor'un hücum gücü kadar hücum ve orta sahadaki gücü kadar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yıpranmasının yüksek olabileceği e, fikriydi. Trabzonspor burada arayı açabilir ve hani kapatılması zor bir yere gidebilirdi iş. E, öyle gitmiyor. Beşiktaş e, mesafeyi koruyor. Tabii Şampiyonlar Ligi macerası bittiğinde e, ne olacak o önemli. Şimdi e, bakıyorum fikstüre. Sporting şimdi Galatasaray maçından sonra Hatay deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Sonra Sporting maçından sonra Trabzon ve Alanya yani ligin bomba takımlarıyla. Ya yani önümüzdeki oynayacaklar. 3 üç... maçı e, ligde çok belirleyici olacak. E, Galatasaray'ı da katarsa aslında 4 maçlı bir maraton tabii. bu. Tabii. yani Galatasaray engelini geçer. Eğer oraya geçerlerse ondan sonra Giresun ve Kasımpaşa maçları var. Dortmund maçından sonra da Kayseri ve Fenerbahçe maçları var. Yani biz aralığın ortasına geldiğimizde e, 17. hafta olacak. 17. haftada Fenerbahçe maçıyla biz Beşiktaş'ta Trabzonspor arasındaki farkın nerede olduğunu göreceğiz. Ona göre e, ikinci yarının nasıl gidebileceğinin hesabını yapacağız. Şunu söyleyebilir miyiz? Trabzonspor ve Beşiktaş sezon öncesi potansiyel vaatlerini doldurdular. Yani onun altını evet, doldurdular. oranda. Trabzonspor biraz daha iyi olabilirdi. Beşiktaş biraz geride kalabilirdi. Ama şöyle sonuçta e, önemli olan beklenen skalanın içindeler mi? E, evet tabii yani e, sapması çok fazla değil. Peki, e, sen ya da en azından e, dışarıdan bakış olarak bu seviyede olmasa da çok çok iddialı giren, hmm. şampiyonluk için çok iddialı giren diğer takımlar için ne diyorsun? Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi için. aslında bu teknik direktör değişimleriyle bunlar çok birbirleriyle çok bağlantılı. Şimdi biz pazar pazartesi akşamı da konuştuk derbi sonrası. Bir, bir takım ne kadar teknik direktör takımı? Hmm. Onlara bakacağız. Yani ligimizde hangileri böyle? Ve bu, bu nasıl bu teknik direktör takımı tavrı, fikri, ideolojisi tribünlere geçiyor mu, medyasına geçiyor mu, oyuna takıma tam olarak geçiyor mu? Geçmiyor mu? Mesela Erol Bulut da bir teknik direktör. Yani teknik direktör takımı isteyen menajerlerden ama fikir geçmedi bir türlü. Fikir geçmediği zaman oyunu görüyorsun ama başarı istenen seviyeye çıkmıyor. Şimdi burada Hatay Spor'u koyabiliriz. Yani orta, kadro kalitesinin üstüne çıkabilen bu sebeple. Ve her hafta ne oynayacağını bildiğin. Mesela bu hafta Kara oynadılar. Olağanüstü bir maç oldu. Keşke daha güzel bir statta olsaydı. Rüzgar yağmurdan biraz daha olimpiyatta oynandı çünkü maç. Hani biraz da onunla mücadele etmek zorunda kaldılar. Rüzgarlı bir gündü. Keşke daha böyle kompakt bir statta da oynansaydı. Daha keyifli bir maç izleseydik. Yani ne bekleyeceğimizi biliyoruz ve onu görüyoruz. Yani hangi oyuncu nasıl oynayacak? E, oyuncular değişti, başka oyuncular geldi. Ona rağmen aynı oyun devam ediyor. Vesaire vesaire. Şimdi teknik direktör takımları bunlar. Yani Fatih Terim, Fatih Terim de bir teknik direktör ama geçmiyor. Yani ne kadro, şu pas oyunu istiyorum diyor. Ya olmuyor işte. Oca Ocak ayını işaret edip duruyordu Fatih Terim. Yani sonradan onu o, olgunlaşma anlamında oldu. Tabii, tabii öyle yani, yani transfer çünkü söyledi Yok, transfer, transfer demedi ama. zaten. Ben bilmiyorum. Yani şimdi Avrupa'da bunun e, işaretlerini görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Fatih Terim'in iddia ettiği gibi takımın gelişmesi birbirine alışması bir gelişim süreci olacak dedi. O süreçte bir ilerleme gördün mü peki? Tabii mesela Lokomotiv Moskova maçında yani maçı seyrederken, ya Galatasaray bu futbol oynasa Türkiye liginde gol yemez diyorsun. Hı. Yani ama öyle olmuyor işte. Çünkü Türkiye ligi beklentileri farklı. Türkiye liginde rakibin oyunu farklı. Sen, senden taraftarın beklentisi farklı. Her her şey farklı. O yüzden öyle gitmiyor iş. Yani sahneler çok farklı. Eee özellikle Galatasaray'ın grubu iyice zor bir grup. Yani ne, Şampiyonlar Ligi grubu gibi neredeyse yani. Ee, bunu söyleyebiliriz. Şimdi konuya döneyim. Teknik direktörlerin bu kadar sık değişmesi, nerede değişiyor diye bakarsan teknik direktör ta, e, antrenör takımı olmayanlarda değişiyor. <laughs> bu biraz tuhaf değil mi? Yani ilginç esasında bu şimdi yönetimsel yeten, yetersizliklerden kaynaklandığını görüyorsun. Yani antrenör takımları bu saydığımız antrenör takımları mesela Pereira ne kadar kötü giderse gitsin bence değişmemeli bu sene. Çünkü adamın oyunu inşa ettiği yerden gitmek zorundasın. Ben bunu değiştireyim. Mesela öyle fikirler var. Dörtlüye dönse düzelir. Düzelmez. Düzelmez. Nasıl düzelir? Mesut'un düzgün futbol oynamasıyla, İrfan'ın düzgün futbol oynamasıyla düzelir. Yani Fenerbahçe'nin bireysel performans eksiklikleri var. Bu teknik direktörün de sorunudur tabii. Ama oyunun kendisiyle, dizilişle ilgili bir sorun yok. Bu Böyle dört tane stoperin varsa üçlü oynarsın. Sorun yok bunda. Çünkü şey değil, buna uygun kanat oyuncuları yok. E, kanat oyuncuları yeni üçlü de, üçlünün iki stoperi de kanat oyuncusudur. Yani İtalya'yı seyrettik işte Kelli'ni Bu yaşında adam ceza sahasında orada oynuyordu. Yani biz oyunu algılamada da sorunumuz var. Bana kalırsa e, o yüzden dönüyorum. Teknik direktör, antrenör takımı olan takımlar kendilerini ayrı bir yere koydular zaten. Başarılı oluyorlar, başarısız oluyorlar. Trabzonspor, Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Hatay Spor, Konya Spor. Bunlarda, bunlarda bir değişiklik olmaz. Olmamalı daha doğrusu. Olur da olmamalı bence. Çünkü teknik direktörün fikri, oynanan oyun, kadro. Buradaki farkı ne kadar geçip geçmediği yaratıyor. Tabii bir de Trabzonspor'un avantajı var. Avrupa'da yok. Bu da hani maalesef kötü bir durum bizim için ama bunu söylemek zorundayız. Yani Beşiktaş bu yıpranmayı yaşamasa puan durumu böyle olmayabilirdi. Şampiyonlar Ligi çok yıpratıcı çünkü. Onu söyleyerek bitireyim çünkü bence önemli. Şimdi antrenör takım olmak bir şey ama antrenör takımın nasıl olduğu da... Bunun içeriği de farklı. İçeriği de farklılaşabiliyor. Şimdi Sergen Yalçın sporting maçında biliyorsun Beşiktaş 3 tane aynı golü yedi. Hele, aynı golden 3 tane Hele bir tanesi o kadar arka arkaya geldi ki. Yani aynı maçta 3 gol aynı, aynı yiyorsun. Şimdi... Sergen Yalçın'ın bununla ilgili analizi futbol hatalar oyundur. Biz duran toplardan da gol atıyoruz olduğu zaman bu eğer oyuncularına değil de hani kamuoyuna verdiği bir mesajsa yani takmayın bunu kafanız biz bunu çözeriz mesajıysa okey. Ancak bu önemsenecek bir şey değil. Bu bir günlük bir şey diyorsanız burada sorun var. Çünkü bugün sivrilen hocalar dünyadaki futbolu değiştiren hocalar Hatayı asla kabul etmeyen hocalar. Yani bir yerde bir küçücük hata varsa, bir sökük varsa... ...onu ya önemli değil bu, biz buradan hallederiz işi demeyen hocalar. Yani Klopp böyle. Park böyle yaratıyorlar. Tuhel böyle. Böyle farklılaşıyor. langell böyle. Böyle farklılaşıyor. Hiçbir hataya... ...bu da göze alınabilir diye bakmıyor. Hepsinin üzerine gidiyor. Hepsinin detaylarına çalışıyor... Hepsinin dibine giriyor, problemin dibine giriyor ve kendisini kandırmıyor. Yani biz büyüğüz, biz bayanız, bunu hallederiz yapmıyor. Orada en ufak bir problem neyse onu çözmek için bin tane ameliyat yapıyor. Ancak böyle mükemmelleştirebiliyorsun, böyle seviye atlatabiliyorsun. Biz eğer daha başka, daha düşük kadro kaliteleriyle uğraşıyoruz, biz bunları ya bu da önemli değil dersek çözülür oradan iş. Umuyorum Sergen Yalçın'ın yaklaşımı sadece kamuoyunu yani merak etmeyin ben hallederim yaklaşımıdır. Gerçekten böyle düşünürse problem. Biraz şey önemli ya e, bazen pragmatizmi anlayabiliyorum ama ideal için yani daha yüksek bir hedef, daha yüksek bir ideal, daha yüksek bir e, üretim için e, bir süreci şey, e, şimdi bir takımın tavanı vardır bir de tavanı ulaşma oranı. Evet. Tavana ulaşma oranını aşağı çekip daha basit çözümleri önerebilirsin ama o senin tavanın direkt aşağı çeker. Daha yüksek tavanlar için hele ki daha iddia altınmış. Mesela Klopp için iddia ne? Her kupayı kazanmak. Evet. İşte Fenerbahçe için Türkiye'deki kupaları kazanmak. Şimdi zaman zaman özellikle e, kriz zamanlarında biraz belki hedefleri şey, tavanı aşağı çekmeyi ama genel itibariyle her şeyi pragmatik olarak yaklaşırsan o tavanı zaten otomatikman düşürüyorsun sen. Yani Günlük yaşamaya başlıyorum. Günlük bir şey inşa etmen gerekiyor. Tavanın daha yukarıdaki bir tavana ulaşabilmek adına. Buradaki, burada işte verdiğimiz, verilen mesajları hakikaten iyi analiz etmek lazım. Şimdi Fa Fatih Terim pas oyunu istiyorum diyor. Hı hı. Şimdi bu mümkün mü bilmiyorum. Yani Lokomotiv aslında da bir pas oyunu yoktu. Çok iyi bir boğuşma vardı. Çok organizeydi. Ama bir pas oyunu değildi. Yani bu orta bunu yapabilir misin? Bana yapamazmışsın gibi geliyor. Peki o zaman en çok gündemde olan dört takım için tek bir şey soracağım. Takımların belli vaatleri var. Bu vaatler gel şimdi o vaatin çok altında kalmış olabilirler. Fakat bu vaatler gerçekçi mi sence? Ya yani Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe için. Söyleyebilirim. Trabzonspor için bence gerçekçi. Beşiktaş için de gerçekçi ama problemleri e, görmezden gelmemeli Sergen Hoca. Hı. Çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi macerası sonrası e, buraya Şampiyonlar Ligi için gelmiş Batshuayi gibi, Pjanic gibi oyuncuları e, motive etmekte zorluk çekebilir. Bu da işi çok zora sokar. Ee, buradaki gelişimi merak ediyorum. Ne olacak Şampiyonlar Ligi sonrası? Galatasaray açısından ben Fatih Terim'in bu takımın pas oyunu oynayabileceğine dair fikrini doğru olmadığını düşünüyorum. Ama tabii bu zaman gösterecek bize. Yani Fatih bir şey görüyor ki söylüyor. Umuyorum doğruyu görüyordur. Pereira için ise e, orada çok karışık bir durum var. Yani bunu nasıl uzun çok uzun anlatmak lazım herhalde. Çok uzun tartışmak lazım bir de. Bir, şimdi ee, bu kadar oturmamış bir oyunda bu kadar yüksek rotasyon olur mu? Hmm. Şimdi yani basketbolda da bu bir tartışma konusu biliyorum. Ee, önce oyuna oturup sonra rotasyon gerekmez mi? Önce belli kolonları oturtup ondan sonra. Gibi tartışma. geliyor bana. Bu bir bir soru işareti. Burada bunun üzerine bunu göreceğiz. Bu sezon bir deney sezon olacak Fenerbahçe'sin. İki, Pereira'nın e, psikolojiyi yönetme konusundaki zaman zaman yaşadığı sorunlar nereye varır? Şimdi Mesut ile problem var. İrfanla problem var. Var bunlar. Yani şimdi yoksu demesin kimse. Türkiye için o biraz daha önemli bir faktör değil mi? Çok ciddi bir problem. Yani global anlamda futboldakinden daha büyük önemi var Türkiye için. Katılıyorum. Çünkü bizde biraz böyle yürüyor iş. Şimdi burada problem var. Üstüne üstlük çıkıp anlayamadığım bir şey Antwerp maçından sonra. Ya bu kulüpte bizim bu kupayı alacağımıza inanan var mı? Biz Antwerp'le aynı seviyede bir takımız demenin manası ne? Yani bu geçen gün programda da söyledim. Bu şey gibi biraz yani. Yani durup dururken işte eşimin bana gelip şey demesi gibi karım eşim dediğin zaman kızıyordu o yüzden Sedef. <laughs> Karımın gelip bana ya sen Brad Pitt kadar yakışıklı değilsin demesi gibi. Yani biliyoruz yani de ne gerek var bunu söylemeye yani. Anlatabildim <laughs> mi? Yani şimdi durup dururken bunu söylüyorsan ben de bir problem var yani. bu, yani biz bu kupayı alacağımız yani zaten senden bu kupayı almanı isteyen yok. Ama oyunun belli bir standartta olması isteniyor. Şimdi bu psikolojiyi yönetme konusunda ne kadar e, yeterli kalacak onu bilmiyorum. Trabzonspor için de şunu söyleyebilirim. Ee, Avcı çok şanslı. Ee, i̇çeride çok teknik direktör var sahanın içinde. Ha. Ve bunlar birlikte oynayabiliyorlar. Bu çok büyük bir şans. Da, o müthiş o, bir o şey ya. Yani. Her spor için çok. Yani Vakayeme çekip çeviriyor, hamşik çekip çeviriyor, Bakasetas çekip çeviriyor. Ve herkes birbirine saygı duyarak yapıyor bunu. Şey diyorsun ya en ufak bir sorunu göz ardı etmiyor Klopp falan diye. Abi ufak sorunlar sana gelmeden çözülüyor. Çözülmeli bana. değil mi? Hmm. Ancak şöyle bir durum var. B planına geçişlerde Abdullah Hoca bu sene başka bir şey denemesi lazım. Çünkü bundan önce kaybettiği şampiyonluklarda istatistik kağıdına o kadar gömüldü ki. Ya kardeşim burada bir sorun yok. Ben bunun peşinden gideceğim dedi. İstatistik kağıdı çok önemli. Ama biraz gözlere de bakmak lazım. Futbol düşük skorlu bir oyun çünkü. Basketbolda tamamen istatistik kağıdına göre gidebilirsin. Futbolda bazen, ben çok istatistiği önemsiyorum ama bazen oyuncuların gözlerinin içine de bakmak lazım. İstatistik de önemli. Yani Trabzon'da Beşiktaş önde, onu söyleyeyim. <laughs> Özetle. Evet ama vaatlerin altını doldurmak önemliydi. Yani biraz fazla konuştum, resim, resim çekecekken bir anda foto albüme döndü iş ama. E abi çeyrek raporu çıktık, Z raporu aldık efendim. Şimdi tabii de başladı. Başladı. Ben bu sene biraz ilgileniyorum. Hı -hı. Ee, zaman buldukça yani bizim çocukların peşindeyim biraz. Yani çok maçları yayınlanmıyor ama değil mi özellikle şeyin? İyi başladılar ama. İyi başladılar. NBA de iyi başladı bu arada. Hı -hı. Şimdi bir hafta geride kaldı. Sadece bir hafta. Ee, tamam NBA'de maç takmıyorsun ama şöyle ilginç bir şey var. Ortalama üç maç yaptı artık. Abi 30 takım içinde galibiyet alamayan sadece iki takım var. Üç maçta yani. yani üçte sıfır yapan. Bütün maçlarını kazandı da sadece üç takım var. Yani daha dengeli gözüküyor. Bu iki şekilde olabilir. Bir seviye düşük olduğu için olabilir. Yani herkes birbirine çok yakından yani denk getirdiğini kazanıyor. Tam tersine seviye olarak da inanılmaz yüksek bir seviyede oynanıyor şu anda. Ben Çünkü NBA normal sezonu hazırlık kamp Neden? turnuvasından beri halledilir. Valla açıkçası bir yetenek havuzunun artmasından diye düşünüyorum. İkincisi bu sene daha doğrusu şöyle söyleyeyim ee, daha ivmeyle bu pandemi sezonu o kadar bölük bir oynandı ki Normal yeni geçtiler ve görece yoğunluk biraz daha az. NBA takımı her zaman yoğundur ama. Haftada dört maç değil iki buçuk maç gibi. Haftada üç buçuk değil iki buçuk maç gibi oynuyorlar ve her takımın kadrosu belli takımlar hariç oldukça geniş. Yani rotasyonu da yapabiliyorsun. Hep diri oyuncuyu kendi göstermek isteyen oyuncuyu da tutabiliyorsun ve basketbol prensipleri büyük oranda oturmuş. Abi o kadar üst düzey bir basketbol oynuyor. Ki, ben çok uzun süredir normal sezonda bu kadar odaklı, bu kadar kendini vererek savunmalar kadar... için aynı şey söyleyebilir miyiz? Gücüm yönünde mi yoksa. Abi kesinlikle. Şundan soruyorum. Şey var. Ee... Programdan önce de söyledim sana bağışıklık borcu diye bir şey varmış. <laughs> süper, süper grip diye bir şey çıktı biliyor musun? Özellikle evet, evet, kırıldı evet. yani okullarda kırılıyor yani covid değil ama covid gibi grip oluyor. Neden oluyor? Bağışıklık borcu diye bir şey var çünkü iki yıldır virüsle karşılaşmadığı için bünyeler e, grip ve karşı nasıl mücadele edeceğim? Normalde her gün karşılaştığın virüsü iki yıldır hiç karşılaşmıyorsun. O da dönüşmüş tabii mutasyona uğramış. Yeni geldiği zaman da yıkıyor adam. Acaba dedim hücumlar böyle de savunmalarda bir bağışıklık borcu mu olur? Şöyle savunmalarda e, savunmalar da çok daha konsantre. Çünkü hmm. genelde NBA'de normal sezonda en üst lise çok nadir geçersin. Yani maç boyunca çok az geçilir zaten. Maç içinde zaman zaman geçilir. Bazı maçlarda hiç ikinci vitesin üstüne çıkmazlar. Abi bu sene çok ciddi şekilde üst viteste yani savunma dikkati, konsantrasyon, ısrar, iştah çok artmış durumda. Ben mesela program öncesi konuştuk Ben tribünlere de yansımışım. Bana mı öyle geliyor? Belki ben pandemiden sonra çok mu özlemişim? Ama sadece NBA için değil ki NBA taraftarı biliyorsun. Biraz çok lay lay londur. Ama mesela ben Premier Lig'de de aynı şeyi gözlemliyorum. Türkiye Lig'inde de seyircide de yani herkes de bir İştah tekrar normale o sportif rekabetin keyfini almaya Belki dönüyor. Ben psikolojik şey. açıdan bir çığ etkisi yarattı bu. Olabilir. Yani, yani oyuncu keyif alıyor, aynen seyirci öyle. keyif alıyor. Seyircinin alıyor. daha çok sesi çıkıyor. Ben en basitini söyleyeyim. NBA seyircisi se maçın yarısında arkalarda takılır, durmuyor oturur. Tribün dolu abi. Sezon başı falan Yerinden kalkmıyorlar yani. E, Premier Lig içinde çıkan o uğultu var ya, o uğultunun yoğunluğunu falan arttırdığını hissediyorum. Ben NBA'de de yansımışım. Muazzam başladı sezon. Eee iki tane tabii ki. Doğru söylüyorsun. Futbolda var. Yani Marsilya tribünleri hep öyledir. Evet. Ama yani bu Paris Saint-Germain maçında falan e, nasıl seyrettiler maçı bilmiyorum. Yani o kadar başrolde seyirci var ki kimse sahaya dönüp bakmadı herhalde Messi olmasına rağmen. bağışıklı borcu gibi bir, bir coşku bir iştah borcu, evet. sportif iştah borcu oluşmuş evet. gibi geliyor bana. Spora da yani sahaya da ve tribünlere de yansımış durumda. NBA o yüzden çok iyi başladı. Ee, ya yani biz zaten programlarda detaylarını konuşuyoruz. Türk oyuncularla ilgili de şimdi e, Cedi'nin rolü 3 aşağı 5 yukarı artık belliydi. Yani orada 6. 7. adam gibi tamamlayıcı rolde oynuyor. Fakat Cleveland bu sezon eski sezonları oranla yani LeBron ayrıldıktan sonra çok başarısızlar ve hedefleri çok düşük. Bu sezon biraz daha iyiler. Ve kanat pozisyonunda çok ciddi eksiklikleri var. Yani Cedi'nin pozisyonu için orada ciddi bir zaaf ve boşluk var. Cedi gibi bir tamamlayıcıya da çok ihtiyaçları var. Cedi iyi oynadığı sürece orada çok sağlam ve çok önemli bir rol alacak. İki iyi maç oynadı bir tane vasat maç oynadı önemli bir şey. Cedi'nin bir eşik daha geçmesi gerekmiyor mu? Abi zor ama evet. yani Cedi'nin yetenek paketi ve yetenek sınırları, işte Alperen ve Furkan kadar yüksek değil. Cedi çok iyi bir paket, çok iyi bir tamamlayıcı ama bir yaratıcı, bir e, doğal yetenekten sihir yaratan türden oyuncular değil. Atlet mi daha çok? Atlet işte çalışarak kendini geliştirerek bir yere gelmiş ama Allah vergisi yetenekleri dediğin yani basketbol sihri dediğin şeyler tabii ki profesyonel NBA oyuncuları için kıyaslaması için söylüyorum. Onlar da biraz Furkan ve Alperen'den biraz daha gerek Bu Furkan ve Alperen'den daha iyi oyuncu olmayacak anlamına gelmiyor. Hmm. Şu anda kariyerlerine bakıyorsun. Furkan ne önünde gitti diyeceği aslına bakarsan. Furkan daha özel yetenekli olmasa Eğer biz genç bir sporcuya örnek alınması gereken sporcularsa ben kesinlikle Cedi derim. Çünkü o kendi limitlerini ulaşıp... Yüzde sürekli. O... Ve yüzde daha zorluyor. Ama bir yere kadar yani. Şimdi Furkan için durum biraz daha farklı. Furkan da maalesef bir role sıkıştırılmıştı. Hı hı. Şütör, şut atacaksın. Çünkü takımın ana rolleri belli. Ben Simmons, Joel Embiid, işte Tobias Harris geldi sonra. Sen abi arada gireceksin, işte onların yarattığı pozisyonlarına şut gelip çat atacaksın abi. Bu, yani temelde. Tabii ki başka Fakat Furkan aslında çok fazla toplu oynayabilen, yaratabilen, çok, çok özel oyuncu. Hatta 18 yaş altında oyun kurucu da oynuyor. Fakat bu sene şöyle bir şey oldu. Ben Simmons, ben oynamıyorum aga dediği için... Takımda ciddi bir vakum oluştu. Çünkü takımın yedek oyun kurucusu da yok. Aslında Shaq Milton var ama onun Allah düşman başına yani. Aman, aman. O da sakat bu arada. Tyrese Maxey guard yapmaya çalışıyor Oldu Furkan yedek beşin gardı oldu. Oyun kurucusu. Şimdi normalde toplu oynamasına çok izin vermedikleri Furkan'ın bu yeteneklerine muhtaç kalmaları Furkan için bir fırsat yarattığı gibi bir de zorluk yaratıyor. Abi Amerika'daki Gardlar bir baskı yaptıkları zaman nefes evet. aldırmıyorlar. Ki mesela şey maçında öyle oldu. Oklahoma City maçı mıydı? Yani çok zorladılar Furkan'ı. Kolay değil abi orada. Bir kurallar da daha Ama, kolaylaştırıyor herhalde evet. savunmayı. Furkan için, Furkan'ın yapabildiği yelpazesi yani yetenek yelpazesini gösterme ve açıkçası bunu kullanma fırsatı oldu. Bunu iyi kullandığı maçlarda oldu. Bence çok daha kullanacak. Yani ben Smith krizi çözülmeyecek gibi kolay kolay. Furkan için bir açıklık var. Ve abi şu ana kadar da en iyi başlayan bence kesinlikle şey oldu. Yani Alperen. Ömer Faruk da bu arada cedi gibi kendi limitleri ben hani doğruya doğru söyleyeyim ben Ömer Faruk'un asla NBA oyuncusu olacağını düşünmüyordum. Yani ben olamaz diyordum. Ama çok uğraştı. Çok uğraştı. O benim gibi ona o senden olmaz diyen bir sürü insana hani resmen tokat gibi vurdu. Oldu. Ciliklerde hani amiyane tabirle olum tabirle süründü. Sokak aralarında süründü. Yani. Aynen. Dişiyle tırnağıyla geldi. Kontrat aldı. Şimdi Miami'de de oynuyor abi. Ha çok dakika alıyor mu inşallah daha fazla alacak ama takır takır oynuyor abi. İnanılmaz bir örnektir. Alperen ise abi Alperen fiziği dolayısıyla yani henüz daha çok küçük ve hani pozisyon için biraz küçük olursa biraz şüpheli yaklaşıyor. Ya NBA'deki sertliği falan. Abi, maç, maç içinde de öyle anlar oluyor değil mi? Ya çocuktan olmaz mı acaba falan. Çok ufak kalıyor bazen falan. Ama abi zaten bir kere iki sene sonra bakalım o fiziğe her şeyden önce. Ama abi yeteneğiyle, sezgisiyle, zamanlamasıyla enerjisiyle falan o kadar büyük fark yarattı ki bu sene tabii ki süper yıldız adayı olan bir takım çaylaklar var. İşte Kate Cunningham henüz oynayamadı ama işte Jalen Green iyi başladı, Evan Mobley iyi başladı. Onlar da Jalen Green ve Evan Mobley'den sonra en çok bahsedilen üçüncü çaylak durumunda. Herkes Alperen Alperen. Bunda Alperen. da bir rolü var değil mi? Çok enteresan şeyler deniyor yani. Şimdi orada yani bu Abi, paslar, inanılmaz, pastan, inanılmaz paslar gördüm yani. Şey çok acayip. Kısa bir oyuncunun yaratıcılık ve ile oynamasını beklersin. Uzun oyuncudan bu çok daha nadir beklenir. Yani yok hiç falan gibi ekstrem örnekleri saymazsan. Abi öyle bir doğal basketbol sezgisi var ki... Şey vardı benim eski antrenör, genç takım antrenörlerinden biri, çok değerli bir antrenör. Şey demişti, bazı oyuncular şey gibi güdümlü gibi topa giderler. Ve top onları bulur. Yani ne olduğunu anlamaz, top onu bulur yani. Abi öyle. Topa gitmesi, zamanlaması... Denediği ve doğaçlama yani öğretilmemiş yapılan şeylerde çok özel bir yerde ve herkes ondan bahsediyor. Çok takip edi e ediyor, takip ediyor, bahsetiriyor. E takip ediyorsundur sen. Ne geliş, ne neyi geliştirmeye çalışıyorlar? Yani upper, yani üst vücut mu geliştiriyorlar? Daha Abi böyle şöyle 10 yıl kadar önce çok ciddi bir devrim oldu basketbolda. Hmm. Ee, bunun için Tim Grover, bu eski Michael Jordan'ın antrenörü, şimdi Luca Doncic falan da çalışıyor. E şey dedi. Bundan on yıl öncesinin e, antrenmanlarını yüzde yetmiş değiştirdik. Abi artık basketbol için konuşuyorum ki pek çok spor için aslında geçerli olmaya başladı. Artık tamamen üst bacak, kalça, karın ve kasık üzerinde yoğunlaşıyorlar. Yani omuz, kol falan... Merkez. Abi merkez. Bu, abi en basit, ufak tefek... Stephen Curry örneği tamam mı? NBA'nin en hani, görece ufak tefek oyuncuları. Abi kıpırdatamıyorsun artık. Hmm, Yere yeah. bastığı anda kıpırdatamıyorsun adamı. Ha, Şimdi kısa oyun, eskiden hatırlıyorsun. Kısa oyuncu penetre eder, gelir çarpar uzun da dağılırdı değil mi? Hmm. Bitiremezdi. Abi şimdi çarpıyor ve şey kıpırdamıyor. Dimdik kalıyor havada çarpıştıktan sonra bile. İnanılmaz kuvvetli oyuncular. Alperen de çok genç olduğu için zaten hani belli bir yere geldi ama iki sene sonra o kuvveti daha da arttığı zaman göreceğiz. O çevikliğini, o doğaçlamasını o kuvvetle birleştirecek. Güzel. Güzel haberler. Aynen. Bu arada tabi e, tabii basketbolda bir Avrupa'ya da bir dönüş yapalım. Dün Fenerbahçe Hayal kırıklığı mı dersin? Tabii ki sonuç itibariyle hayal kırıklığı yaşadığı bir maç yaşa e yaşadı. E Barcelona'yı hakikaten sonuna kadar getirdi. Son topta. Barcelona lider değil mi şu anda? Lider ve yani Euroleague'in en iyi takımı şu anda. Hani biz Efes'le Barcelona diyorduk ama Efes bu sezon bayağı tökezleyerek başladığı için şu aşamada Barcelona Armani de çok iyi başladı ama en iyi takımı gibi. Abi sonuna kadar getirip maalesef son topta. Sondan bir şans önceki topta. Şans topu birazdı e, son, bir önceki topta da şans bize gülmüştü Hı. aslında yani smaç e, pozisyonunda. O son topta da şans onlara güldü. Yani birer karşılıklı şans da Ama oraya kadar getirmek önemli. Daha da önemlisi Fenerbahçe işte sezon başındaki o tökezlemelerden sonra en azından Georgiev için ana hedefi olan yırtıcı, mücadeleci, sert savunmada geçen hafta Real Madrid maçı da öyle olmuştu. Yani kimsenin oynamak istemediği takım yani herkesin lanet olsun bu adamlarla oynanmaz diyeceği yırtıcılığı bünyesine katmaya çalışıyor. O peki, konuda ilerleme kaydettiler. Peki bayağı. bu Real Madrid ve Barcelona'ya karşı bunu belli bir motivasyonla yapabilirsin ama. <laughs> yani bunun herhangi var. bir ortalama takıma karşı nasıl sağlayacak? Bunların arasında bir maç oynadı çünkü. Frutti ekseri Spor'a yenildi. Ya tabii ki Juri yani, rotasyonu ile şey Türkiye rotasyonu çok farklı Alman dolayı. Ama abi çok yüksek motivasyonla oynamak gerekiyor ve bu Uzayan sezonlar için biraz bir tehlike içeriyor. Ama e, her maçı bu kadar yüksek ve motivasyonla oynamak kolay değil. Değil e, tabii. 80 maça çıktı abi. Yani hiçbir şey öyle yapmak mümkün değil. Elinde metot yoksa metotla yürümen lazım bazen. E, ve hep dediğim gibi hücumu kurgulamak bu yapı için. Yani yeni gard, onu, e, George Efes'in kafasına uygun gard, bu yapıya uygun gard gelmeden kolay olmayacak. Ama mesela Gudric kötü bir sezon geçirdi. Bu maçta iyi oynadı. Şey önemli, bir temel edinirsen, bir kimlik edinebilirsen ve George için seçtiği bu kimliği edinebilirsen üzerine başka bir şey koyabilirsin. En azından takımı etrafına zihinsel olarak da toparlayabileceğin bir e, öğütlerini, söylemlerini, takımı olan inancı pekiştirebileceğin bir baz elde edersin. Bu baz kötü bir baz değil, kesinlikle iyi bir baz. Ama abi sürdürülmesi de çok kolay değil. Yani yani, aynı motivasyonu Biraz sanki iki hafta önce konuştuğumuzdan daha umutlusun gibi duruyor. Şöyle. Ama şeyler de, riskler ve Dezavantajlar orada öylece duruyor yani. Şöyle bazı koyuyorsun ve bu iyi alışkanlıklar geliştirmeni de sağlıyor. Ama daha yukarı gitmek için yani bunun üstüne bir şey koyabilmek için hücum anlamında daha verimli daha modern bir oyun oynayabilmek için bunu sürdürebilmek için bir takım yapısal değişiklikler lazım. Başta ekstra guard lazım yani. İki oyuncu lazım diyebilir miyiz? Bir şart iki çok iyi olur tabii. Bir tane şart ama gard şart onu söyleyeyim. Yani kadro oyun uyumsuzluğunu giderecek iki, bir iki hamle lazım. Lazım. Kesinlikle Burada değil. tabii hani başkanın tribüne çıktığı o sahne de önemli. Şimdi bu bence kötü yöneticilik gene. Buradan kızacaklar olacaktır bana ya işte başkan taraftarın yanına gidiyor. Arkadaşlar bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Karşında kim olduğunu bilmiyorsun. Orada raporlu bir e, birisi olabilir yani. Yani ak aklı dengesi yerinde olmayan birisi olabilir. Ve ne yapacağı da belli olmayabilir. O yüksek adrenalin ortamında ne olacağını hiç bilmiyorum. Hayır yani hepsini geçtim. Yani fanatik bir taraftar işte seni sevmiyor falan. Yani orada raporlu bir adam olabilir. Ya yani suç ehliyeti olmayan. Şimdi ondan sonra onu nasıl düzelteceksin? Bir hamle yaptığında. Bunlar bunlar doğru değil. Doğru yöneticilik değil bu. Buradan sorun çıkacak bir gün. Artı sonra toparlayamayacaksınız ondan sonra da. Artı ee... Sorunun çözüm yöntemi, o tip bir birebir ilişki en azından maç ortamında değil abi. Değil tabii ya. Herkesin adrenalin yükselmiş. Onun da ötesine geçtim yani. Bu olmayacak mı senaryo mu? Orada ruh sağlığı yerinde olmayan bir adam olabilir. İşte, sosyal medyada bir sürekli rastlıyorum yani. Öyle şeyler yazıyor ki adam. Ruh sağlığı yerinde olamaz. Dolayısıyla da o yazdığı şeyi ben hiç görmüyorum. Ya spesifik olarak birebir ilişkiye tabii ki olmak zorunda ama ben kulüp başkanları en üst yetkilik kişilerin daha makro kararlar, daha makro seçenekler üzerinden gitmesi. bütün mikro şeylerle bir zaman kaybetmemesi, iki herhangi bir yani mikro ile bir şey çözemezsin abi. Bir yere Tabii. varamazsın çünkü yani. Tabii. E, fakat Ali Koç nedense bunu ilk defa da yapmıyor. Yok. Onu. Bir Efes maçından sonra da görmüştük. Çok riskliydi yani. Şey o tribünden Galatasaray maçınız oldu. Riskli hareketler bunlar. Yani ne olacağı belli olmaz. Ve Ben en iyi sonucum bile yani oluşabilecek en iyi sonucum bile Ali Koç'un ve Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda o olumlu Aynı bir yansımasının çok 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 sınırlı olacağını düşünüyorum. Evet. Katılıyorum. Ya yani Ali Koç'un enerjisini ve şeyini e, vizyon e, ne derler? Hedeflerini aksiyonunu daha makro alması gerekiyor. Başkan, lazım Ali Koç konumu konu, başkan konumunda işte en üst düzeyin üç konumunda insan hepsi için geçerli. Geçen hafta dünya spor gündemine esas damga vuran hikayede Premier Lig'deki en, yani en büyük rekabet kabul eden derbi demeyelim tabii ki de en büyük rekabet kabul eden Manchester United-Liverpool'da Old Trafford tarihine biraz kara bir leke mi dersin ya da tarihi bir an mı dersin geçti Liverpool 5 attı. Peki sence durdular mı? Daha fazla atacak gibilerdi yani. Hani 49 şey... değil mi? 49'da 5-0 oldu. Evet. Yani durdular gibi geldi bana. Yani şu şeyi riskini alamadılar. Oyun döner mi acaba riskini alamadılar ama vardı yani. Açıklar vardı ve çok güzel. ben hakikaten 5 olduğunda 7, 8, 9 gidecek gibi geliyordu. Zaman da Mensi bizi 68 abi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durmamışlardı. Hakikaten olmayacak yani öyle gibi geliyordu. Şimdi buradaki tabii e, esasında yaşları yakın ama e, iki hocanın teknik direktörlükleri konusunda çok ayrıldıklarını, birbirlerinden çok farklı olduklarını söylemem lazım. Şimdi Ole Gunnar Solskjaer e, Molde'de ilk kendisini göstermeye başladı. Üzerine tabii biz çok seyretmedim maçlarını ama yazılıp çizilen şeyler e, yeni hoc, yeni teknik direktörlüğün e, bayraktarlarından biri olacağı yönündeydi ama galiba e, çantasındaki e, dosyalar çok fazla değil. Yani çok biriktirdiği bir şey yokmuş galiba. Yani bir tek planla ya da birkaç planla sadece bir klasörle ee, bir oyun kurabilen ve ee, oranın seviyesindeki psikolojiyi doğru yönetebilen bir teknik direktör. Müş galiba. En azından şu an için onu söyleyebiliriz. Daha sonraki Cardiff macerası içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Karşı tarafta demin bahsettiğim en ufak bir hatayı bile kabul etmeyen ve bunun üzerine Sonsuz bir çalışma iştahıyla ki bunun sonucu bence birkaç sene içinde teknik direktörlüğünün bitmesi olacak. Çünkü Klopp Guardiola gibi hayatının tamamını futbolu ayarabilecek bir kişilik değil. Zaten bunu da söylüyor belli oranda ama ayırıyor başka türlü de olmayacağını biliyor bunun. Mesela Guardiola'yı bırak 80 yaşına kadar yapar bu seviyede çünkü onları ayarlayabiliyor. Onun da bir hayatı var ama yani hakikaten de renkli bir hayatı var. Ama onun dışında bunu yapabiliyor. Klopp onu öyle yapabilecek birisi değil. Ama sonuna kadar, enerjisini sonuna kadar harcayarak bütün açıkları kapatabiliyor. Şimdi mesela bir salah şişirdi haklı olarak. Şimdi Firmino'yu dengelemeye çalışıyor falan. Şimdi oradaki problemleri görüyor. Ee, ne olabileceğinden... Çünkü orada ciddi sorun var. Çünkü salah, hani salak ki, kim dedi onu en son? Ee, tamam anladım iyi oyuncu da yani Sunus dedi galiba. Hı. Ya kardeşim bu kadar da bencil olunmaz, her topu vurulmaz. Bak Mane, işte, Firmino falan burada rahatsız. Herkes onu mu taşıyor falan. Şimdi bütün bunlarla uğraşıyor. Öbür tarafta Cavani ile bile uğraşamıyor olay günler. Sosker, Ronaldo ile Pogba ile falan, Varan ile falan uğraşmak başka bir şey. Ve bütün bu adamların kariyerleri boyunca zirve teknik direktörlerle çalışmışlıkları var. Ve sen ona bir şey anlatırken bunu çok e, görüyorsun, okuyorsun kariyerlerde. E, mesela Fatih Terim eleştirileri de vardır ya İtalya'da. O oyuncular sana bir, şey, bir, kelime söylediğin anda senin ne seviyede bir teknik direktör olduğunu anlıyor ve senin kurduna dönüşüyor. Çünkü o inanmadı. Pogba sana inanmazsa senin orada bir şey yapman mümkün değil. En iyi niyetlisi bile şöyle bir şey oluyor abi ki kötü niyetli sporcularına bahsediyorum. Senin zayıflığını görürse e, yapısal daha doğrusu ıı, takımsal hedeflerden bireysel hedefleri öncelik çıkarmaya başlıyorlar. Onunla da kopma oluyor. Çünkü bu oyuncular şunu biliyorlar. Kardeşim benim değerim var. Hatta kendilerinin olduklarından daha fazla da görüyorlar. Bu adamın da bir değeri var. Hocanın da bir değeri var. Bir oyun değeri var. Benim burada kaplayacağım yer daha büyük olabilir. Kavgasına giriyor. Ama sen oradaki boşluklar yani sen değersiz görünürsen ona bütün adamın bölgesini daraltamazsan adam her yere yayılmak istiyor. Şimdi Ronaldo orada... Şimdi bu arada üst düzey sporcuların fabrika yarıdır o alanı açma. Tabii ki. Açma. Tabii ki. Yani sen, sen o ayarları çok iyi dengelemen Aynen. lazım. Ve hep herkesin arasında da durman lazım. Şimdi bu yok. Yani en azından şu gün için yok. Ve bunun olmadığı yani Türk medyasındaki ve yorumcuların ötesine geçmiş bir şekilde İngiltere'de dinlendirilmeye başlandı. Beni en çok şaşırtan da o yani. İngilizlere bir şey... Kim, kim ki kardeşim bu adam Manchester başına geçiyor açıklamaları gelmeye başladı yani sonunda söylemiş onu da. İngiliz futboluna ders veriyoruz. <laughs> Peki Antonio Conte midir cevap? Antonio Conte tabii. Yani taraftarın istediği o galiba. Ee, o da çekildi bekliyor bir tarafta yani şey gibi roman kahramanı gibi. Şimdi oraya mı gidecek, buraya mı gidecek her başı sıkışan Antonio Conte diyor. Abi şimdi Manchester United'ın bu sezon başında yaptığı yatırımlar falan düşündürse Manchester United'ın artık e, bekleme, sabretme lüksü pek kalmamış gibi gözüküyor. geliyor. Ya hafta sonu sade olacak onu biliyoruz. Hı -hı. Ee, ama sonrası ne olur bilmiyorum. Çünkü geçtiğimiz yılları oranla Manchester United bu sene çok çok büyük bir e, personel yatırımı yaptı takıma. Yani. Tabii. Öyle, öyle Ama yani geçtiğimiz yıllar deme Yani son 10 yılda herhalde en çok harcayanlardan biridir Manchester. Bu sene o biraz daha ekstrem. İyi, biraz. Ve ve bu otomatikman beklentileri başka bir yere koydu yani. Tabii orada yani Ronaldo biraz denge bozucu bir şey hmm. ee, bir, hamle oldu. Ee, yani kulüpte herkes memnun mu bundan çok emin değilim. Yani City devreye girmemiş olsa olur muydu bu transfer ondan da emin değilim. Evet. Yani biraz Türk işi transfer oldu galiba. Bu arada Stin'in de çok aradığı tüpte bir oyuncu. Bu Yani neyse bakalım. O da o... şaşırtıcı bir şey zaten. Bence de. Ee... Yani Guardiola da mutlu olmuş olabilir. Evet olabilir bir Değil taraftan. Yani bilmiyorum bir taraftan. ne düşünüyordu. Şöyle o tip bir oyuncu yani bitiriciye çok ihtiyacı var bence Stin'in ama yani Cristiano Ronaldo olsaydı e, teknik getirileriyle e, eksikleri... Guardiola sistemine uyumu, onun yaratacağı başka sağ dışı problemleri falan e, tartıya koyduğunda Guardiola biraz mutlu olmuş olabilir. Teknik olarak eksikliğini hissediyor bence ona eminim de. Bitirici noktada bence eksiği var yani. Yani İbrahimovic ile yaşadığı sıkıntıyı Ronaldo ile de yasaklayabilirdi. Ama Doğru. İbrahimovic de çok ekstrem örnek be. Yani, <laughs> yani Ronaldo bile yanında çok uysal kalıyor. Ama yani. gençti o zaman ya. Yani. Ne olursa olsun be abi. Ee, geçtim. Bu arada Türkiye'de önümüzde günlerde Basketbol Federasyonu'nda falan olacak ee, seçim dönemi federasyonlar evet, birer, birer er Basketbol Federasyonu'nda ne olacak onu da merak ediyorum. Ee, önemli bir seçim çünkü. Çok önemli seçim de. Üç tane ciddi aday var. Kasımın ee, Kasım ikinci hafta, ilk haftasının sonunda yapılacak seçim. Onu da konuşacağız. Erman Kunter, Harun Erdenay ve Hidayet TÜRKOLU son başkan aday. Harun bir önceki başkan Erman hmm. Kunter de yeni aday. Üçüne de başarılar dileyelim. Ama e, Voleybol Federasyonu'nda başkanlık seçimi oldu. Ya kimse şaşırmadı herhalde. 164 164'e yani neredeyse oy birliğiyle Mehmet Ak Akif üstünde Türkiye'nin en başarılı spor yöneticilerinden biri. Tekrar voleybol federasyonuna başkan oldu. Tebrik ederim başkanı. Ama e, hemen açıklamasında da ya buralara seçilmemiz çok teşekkür ederiz. Ama bu elbise giymemiz seçilmemiz çok önemli değil. E, her turnuvada madalya hesabı yapan bir takımın e, hem kulüp hem milli takımlar açısından temelini atmaya çalışacağız. Dedi. Yıllardır yaptığıma devam edeceğim dedi aslında. Yani tabii, tabii bilmiyorum ama yani bu zih böyle zihinlerin sporun başında olması lazım. Şey çok önemli. Değil Sadece ya. voleybolun değil yani. Kesinlikle. Ya yani daha tepede bir yere de çıkabilir. Akif üstünde. Bütün kulüplerin çok ciddi bir şekilde ee, büyük bir şey gösterip teveccüh ve takdir gösterip seçiyor olması ne kadar ortak çalışmayla bir yerlere varılabildiğini de gösteriyor yani. Ya tabii canım. Yani o zaten ilginç olan o. Yani daha doğrusu Türkiye'de rastlanmayan o. Yani Fenerbahçe'ye sorsan çok memnun, Galatasaray'a sorsan çok memnun, Vakıf Bankası sorsan çok memnun, Eczacı herhalde herkes çok memnundur yani. Mesela Vakıf Bankası'nın hafta kaybettiği zaman bu ne olmaz var demiyor yani. Yok. <laughs> Yok. Dolayısıyla yani bu kafanın bence sporun da... basketbol federasyonu içinde, seçimleri içinde. Şimdi hani bizim işimiz o seçilsin bu seçilsin demek değil ama... Ee, bence e, eski'nin kafasının denemekte fayda var. Ya yani eski eski yeni olsun yani. Erman <laughs> Kuntarı denemekte fayda var şu anda. Ya yani çünkü onun da bir global e, bakış açısı var. Tabii. Fransa'da senelerce başarılı olmuş, şampiyon çok olmuş. Çok büyük başarı. Var e, b, bilmiyorum. Yani ama üst, üçü de Türk basketbolu için çok, önemli, güçlüsüz, çok, önemli. Sporcularken, çok, önemli, çok önemli. Çok önemli. Sporcular çok önemli, sporcu çok önemli, yönetici Yani önemli üç sporcu kendi dönemlerinin en, en önemli oyuncularıydı ya. Yani. E Hidayet zaten hani... Hidayet zaten Türk basketbol tarihinin bence bir numaralı oyuncusu da e... Kötü bir final yaptı ama. Olsun. Yani ne olursa olsun. Yani onun çıktığı yere kimse çıkamaz. Ama ha yani Erman, Harun ve şey işte e, gerçekten 80'ler, 90'lar 2000'ler gibi. Doğru. En, yani dönemlerin en iyi oyuncuları. Tabii. Bu da aslında basketbol için bir kazanç. E, başarılar dileyelim seçime. Bu arada e, Liverpool United'ten bahsettik ama İspanya'da da bir büyük derbi var. İspan La Liga'nın en büyük derbisi El Clasico. Fakat bayağı sönük geçti ya. Biraz ismi büyük. Ya burada e, esasında kötü futbol oynanmadı. Hı hı. E, esasında Barcelona söylendiği kadar kötü bir takım değil. Bu sene bu arada beklenenden çok daha iyi gidiyor var. Yani daha iyi futbol oynuyor Barcelona. Yani tabii şimdi, Messi ayrıldıktan sonra çünkü Messi'nin yani geçen sene de çok çok iyilerdi. Messi gidince çok çökecek zannettim. Hiç öyle olmadı. Ha, şimdi Şampiyonlar Ligi falan macerası çok iyi değil tabii. Yani sus, hani bir galibiyet alacak diye yani kuman kenarlar kenarda tepiniyor falan ama orada bir teknik direktör yani teknik direksiyon sorunu var Bence hiç öyle yani bir iki transferle gene zirveye oynayabilecek çok değerli bir kadro var yani bir Stoper belki bir e, santrfor transferiyle e, değişebilir tamamen değişebilecek bir takım e, ama imaj çok farklı tabii. yani mes yani Neymar, Suarez, Messi sırasıyla gittiği zaman bir yerden Griezmann. E, Griezmann gene çok, Griezmann bile olmamıştı. Yani hmm. Griezmann'dan olur mu kardeşim Öyle deniyordu. Ben isim, yüksek isim anlamında gireyim. E işte orayı dolduracak başka bir fikir lazım. Bu, bu fikirde herhalde Çabey. Hmm. Yani oraya bir fikir lazım. Ve hani e, geçen hafta kim e, koymuştu şeye e, Twitter'a kusura bakmasın haftaya bakar şimdi aklıma geldi birden çünkü. Real Madrid ve Barcelona'dan şu anda beş büyüklükte kaç oyuncu? Altyapısından kaç oyuncu çıkmış diye bir liste koymuşlar. Zirve. Anladım. Zirve. Birisi 60, birisi 58 galiba. Yani yetiştiriciliği hala devam ettiren. Yani biz hep La Masia üzerinden görüyoruz şey ama Real Madrid'in de La Fabrikası çok ciddi bir yetiştirici organizasyon. Bu fikri, aşağıdaki fikri yukarıya taşıyacak adam mı Kuman? Kuman çok önemli bir futbolcuydu. Barcelona tarihinin, şimdi gençler dün de Hüseyin Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümüydü. Bizim jenerasyon Hüseyin, Küçük Hüseyin o dönemin, Fenerbahçe'li Küçük Hüseyin Bordo maçında gol atan büyük bir minnetle anarız çok önemli bir futbolcu çok yok yetenekli bir oyuncu da o Bordeaux galibiyeti de Fenerbahçe'sin hatırlarsın sen inanılmaz Hatırladım. bir maçtı. Yatak de olay olmuş. İnanılmaz bir maçtı. Çünkü Bordeaux bugünün Real Madrid'i yani bile değil daha ötesi. Yani işte Fransa'nın en önemli takımı en iyi oyuncular oynuyor. Fransa Avrupa'da esiyor gürülüyor. Bu Orada Türk takımlarının yani feci durumdayız. Feci bile değiliz. Yani mümkün değil şimdi Bordeaux maçına gidiyorsun. Biz oradan galip 3 2-0 iyi diye o dönem öyle bir dönem. Bugüne yakın yani. <laughs> Yani Şerif'in Real Madrid deplasmanı kazanması gibiydi. İnanılmaz bir sonuç ha ve naklen yayın yok. Çünkü Çok ben onu deplasman, ikinci maça gittim. Yine önünde oynanıyor. Öğlen oynanacaktı maç. Ee, sabahın köründe girdik kuyruğa. Kasette sevgili Murat Ünlü'nün şeyi e, ilk maçın anlatımı satılıyordu. <laughs> Cebimde para yok alamadım. <laughs> Abi ne günlerden geçtiğimizi söylemedim. Belki de Türk futbol tarihinin en ilk, en özel maçlarından biri oyunun ünlü Neşetel maçı. 5-0'lık maç. Biliyorsun naklen yayını yoktu. Maç biter bitmez banttan yayınlandı. Tabii. Ben bu maçtaydım. Tam bu tribünün ortasında. Hı -hı. Şans eseri gitmiştim o maçı. Ben yedek aynı değilim o yüzden. Yani. Maçı görmedik tabii pek. Yani yüz <laughs> bin kişi ben vardı stadın içinde. Herkes üstüne bir de kapalının tam ortasındaydı. Diyeceğim o ki yani şimdiki jenerasyona Kuman'ı anlatmak kolay bir şey değil. Çok özeldi. Yani Barcelona tarihinin en özel oyuncularından biri. Ve Barcelona tarihinin en özel gollerinden birini atıp tarihe geçti. Wembley'de. Wembley'de o. İlk şampiyonu değil mi Barcelona'nın? Şampiyonlar Ligi bölümdeki. Ee, evet. İlk 40 metreden Sampdoria'ya evet, yaptı. bu. Evet. Sampdoria iyi takımda yani. Hı, -hı. Hı, Hı Mancini. O takım. Neyse ama teknik direktörlükte o yok yani. Ve bu Barcelona'yı yöneten kafada biraz bizim kafa. Yani teknik direktörlüğü öyle bir şey zannediyor. Halbuki teknik direktörlük başka bir noktaya geldi. Yani o yüzden hani çok yakın gelecekte herhalde Xavi'yi görürüz orada diye düşünüyorum. Çevin'in bu arada YouTube'da şuralarda bir yerde bulursunuz. Bir 4 3 4 3'ü nasıl oynattığına dair bir şeyi var. Masterclass'ta. Senin söylediğin şey çok önemli mesela. O aşağı yukarıya taşıyabilmek için en azından teorik olarak en iyi köprülerden biri. Geçtiğimiz hafta efendim Formula 1'de de artık son düzlüğe yaklaşıyoruz. Bundan sonra çok yoğun bir takvim var. Özellikle 3 hafta üst üste Ortadoğu'da da takvim olacak biterken. Formula 1 takvimi çok genişlediği için aralığa kaydı. Eskiden biliyorsun Kasım'ın başında bir tane. Ee, ama e, Amerika Grand Prix'sinin Max Verstappen e, pol pozisyonunda başladı. Gerçi başta liderliği kaybetse de pit stop stratejisiyle e, birinciye ulaştı. Ve aradaki puan farkı hala e, bir yarışta kapanabilecek bir fark. 12 puan olsa da bir miktar açtı gibi. E, yarıştan sonra da Lewis Hamilton ikinci oldu bu arada. Yani farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. Lewis Hamilton da bu iş burada bitmedi dedi. Bitecek bir şey yok daha. Dört tane yarış var ve şey çok yoğun bir takvimde her yani bir yarışta durum değişebilir. Ama Ferci bu sezon bir kere çok daha fazla birincilik kazandı. Şampiyonla çok daha yakın taraf gibi gözüküyor ya. Fikir, yani gidiyorum ne düşündüğünü. Fersta bir de şey var arkasında galiba değil mi? Yani e, Hamilton'dan çok daha fazla destekleniyor. E şöyle yeni evet, bir, çok, yeni bir, yeni yani yeni bir şey yüz her zaman çok daha cazipti ki Lewis Hamilton olağanüstü başarılarına tarihin en büyük yani en çok yarış kazanan sporcusu olmasına rağmen hiçbir zaman çok benimsenen çok sevilen türde bir şey pilot olmadığı için onu yani illa Ferştapen'i desteklemese bile sırf Lewis Hamilton kazanmasın diye çok daha büyük bir destek aldı kesin yani artı şimdi bakıyorsun evet aradaki puan farkı 12 Lewis Hamilton'ın hak etmediğini kimse söyleyemez ama ben yarış birincilikleri açısından çok daha fazla yarış kazandı abi şu an itibariyle tamam sezonun son bölümünde olağanüstü bir dönem geçirir Lewis Hamilton 3 işte maç 3 yarış kazanır falan dengeyi sağlar ama şu anda 9'a 5 olması lazım yarış birinciliği yani çok hmm. daha fazla yarış kazandı. Peki i̇şte ben... Verstappen'in bu şampiyonayı kazanması Hamilton'un başarılarına da uzun vadede daha fazla değer, değer katmaz mı? Yani tek başına alıp gitti 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 biraz ben, ben benim gözümde mesela yani o işte Nigel Mansell hmm. yok ş, e, Schumacher sonra e, hakinen Schumacher falan acayip böyle bir Kavga gürültü içinde geçerdi iş. Büyük bir heyecanla geçerdi. Hamilton onu biraz söndürdü. Ama Acaba bu, bu düzeltir mi biraz dengeyi? Bir ama her zaman söylemiyor abi futbol için, basketbol için de. İkinci olan takım ne kadar iyiyse birincinin değerini o kadar artırır. Değil mi? Şimdi Hamilton doğal olarak en iyi otomobilde yarıştığı için yıllarca... Yani Fettel'in 3 şampiyonluğu gibi. Fettel için de aynı şey söylüyor. O araba da ben de kazandım. O kadar basit bir hikaye. değil hikaye. Bir de rekabetin arttığı bu sezonda. Verstappen'e geçilirse o zaman bu söylem daha da artabilir. Ya yani ne oldu? Biraz rekabetçi bir araç hmm. geldi mi? Seni geçtikler." De denebilir. Ama önümüzdeki İçiyorum. seneyi daha Tabii, enteresan kutlar. Hamilton buradan kazanırsa bak çok değerli olur ama buradan kazanırsa. Bir de şeyde yarışta Amerikan seyircisinin, gerçi Amerikalı mı onlar bilmiyorum ama acayip bir bilgi vardı yani. Şöyle Ağustra bar çünkü biraz Austin Global evet. bir yer. Ha, Austin, daha Austin daha biraz New York'umsu yani. York Austin çok özel bir yer. Güzel bir şehir ama. Abi çok özel. Çok güzel bir şehir. Yani çok özel bir yer yani. Ben Austin. de çok sevmiştim. Olağanüstü. Işte, Amerika'nın e, şanslı eminimse olarak en Texas güzel yer. olduğuna inanamayacağın yerlerden Abi Amerika'da olduğuna <laughs> inanamıyorsun ki oranın. Müziği, yemeği. Müziği, yemeği, canım. tarzı, kültürü. Evet. Yani... Nasıl hippie? Biraz ipi üst düzey bir Avrupa şehri gibi yani kuzey İspanya, kuzey İtalya desen ya da ne bileyim şey desen Belçika, Hollanda sınırı desen hiç Üniversiteden yani. Tabii şey tabii. Mi? Üniversiteden, üniversitenin getirdiği bir kültürle çok özellik Yani Teksas'ta diğer şehirlerden kaçan <laughs> böyle ne derler biraz daha eğlenceli egzantik tip Austin'e kaçmış benim anladığım yani. Güzel bir seyirci vardı. Evet. Ee, bu arada UEFA'dan e, FIFA kukartlı hakemimiz Melis Özçiğdem'e e, görev geldi. Kazakistan-Fransa e, arasında oynayacak Dünya Kupası e, elemeleri grubunda e, grup karşılaşmasında Melis Özçiğdem düdük çalacak. E, Kazakistan'da e, Astana'da oynanacak maçta e, yardımcıları Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz'la birlikte e, ha hakemlik yapacak e, Melis Özçiğdem. Onu da tebrik evet, ederim. Yani bizim Türk hakemliğini e, biraz daha kadınları işin içine sokarak da biraz... Derleyip toplayabiliriz. Mesela Lali orta neden olmasın MHK başkanı? Hı hı. Ee, gayet de yeterlidir. Hatta fazlası vardır. Ee, belki biraz buna da ihtiyaç olabilir. Tebrik edelim kendisini. Ve efendim. Yani böyle bir fikir var. Benim fikrim değil. Sosyal medyada çok sıkça meslektaşlarımız da yazıp çiziyorlar. Destekliyorum. ya haftanın krallarına geçelim efendim Kingle. Bu hafta artistik jimnastik... Bu arada jimnastikten başarı hikayeleri arka arkaya gelmeye başlıyor ama bu hafta... Bu en önemlisi galiba Bence değil mi? de. Yani en önemlisi derken değer yarıştırmaya çalışmıyorum ama burada en farklı olduğu konu için söylüyorum. Dünya artistik jimnastik şampiyonasında Ahmet Önder beşincilik aldı ama branşta değil. Madalyada bir... payı kaçtı diyebiliriz. Kıl payı kaçtı. Abi genel tasnifte beşinci olmak bu Abi çok total bir yükseliş. Evet, jimnastikte, evet. olimpiyatta da çok başarılı olduk, madalya gittik vesaire. Ama genel tasdifte beşincilik... Şun, bu arada Adem Asil de on oldu. Sadece beşinci evet. olmadı. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani he, herhangi bir alette başarılı olmak sporcunun başarısıdır. Ama büyük genel tasdifte başarılı olmak ülkenin de başarısı diyebiliriz. Kesinlikle. Diyebilir. Ama jimnastiğin zaten gerek artistik gerek ritmik jimnastikte son yıllarda o kadar fazla sayıda sporcuyla o kadar büyük başarı hikayesi yazıyoruz ki... Hani Suat Çelen'e ne desek... He. Ve sporcularımıza, bütün antrenörlerimize başta Suat Doğru Oğurdu. söylüyorsun. Yani nasıl Akif Üstün'de e, alkışlıyorsak Suat Çelen'in de kendisi çok büyük bir, cimnastik büyük bir cimnastikçiydi. Büyük bir jimnastikçiydi. ama total olarak çok ciddi bir gelişim var Türk jimnastiğinde. Gururla takip ediyoruz efendim. Ahmet Önder'i de genel tasnif beşinciliği çok özel bir başarı. Çok tebrik edelim. Ee, haftanın kralları deyince... Mısır her... kralı. Mısır kralı bu şey söyledi mi? Buradan inmeyecek galiba. Yani evet, her, mi? hafta, her hafta Muhammed Salah mı konuşacağız kardeşim biz? <laughs> Ama bu nasıl bir form durumudur yani? Çok Ama işte bu da bir e, ne onun adı? Türkçe'de nasıl bir e, Türkçe'den, Türkçe'de nasıl söylüyor siz? Yani, <laughs> Öfori gibi bir durum mu? <laughs> yok yok. Yani bu e, adamın kendisini nasıl şartladığını anlatan bir açıklaması oldu ya biraz da dalga evet. konusu oldu evet. ama halbuki bu sana bir e, pusula veriyor. Yani kendini kendisinin en iyi olduğunu düşünmeden insanları en iyi olduğuna inandıramazsın. Kesinlikle. Adam diyor ki ben dünyanın en iyi futbolcusu olduğuma inanıyorum. Abi ben her zaman söylüyorum. Üst düzey sporcularda belli bir seviye, kontrol et altında tutulabilen belli bir seviye ego şarttır. Tabii. Başarı için kesinlikle gereklidir. Kendini ikna çeksin, karşındakini ikna çeksin, takım arkadaşlarını ikna çeksin. Başka türlü olmuyor. Fakat e, tabii ki yani çok çok özel bir oyuncu da ama işte çok özel oyuncuların olağanüstü form dönemleri oluyor. Muhammed Salah çok özel bir dönem geçiyor gerçekten. Üstüne koya koya geldi. Doğru, yani doğru. İsviçre'deki doğru. çıkışı, sonra Chelsea'de olmadığı, sonra Roma'da oldu, sonra Liverpool'a transfer olduğu. Geçen Liverpool'a ilk gününü e, servis etmiş Liverpool FC YouTube kanalı onu seyrettim. Yani tabi yani bugünkü noktasına geleceğini tahmin etmezsin yani. Bu, hakikaten dünyanın en iyisi diyene hayır denmez. Bu arada e, motor sporlarından bahsetmiştik. MotoGP'de dünya şampiyonu belirlendi. 22 yaşındaki Fabio e, Quartararo e, ilk Fransız sürücü oldu MotoGP'de şampiyon olan ve MotoGP'de de artık e, şeyler e, biraz bayrak el değiştiriyor gibi genç sürücüler. Motosiklet konusunda e, öne Kolar Quartararo ilk e, Fransız şampiyonu daha 22 yaşında. Onu da tebrik edelim. Ve efendim King of Cheers hesabına bize sorduğunuz sorulara gelelim. Aytigin08 sormuş. Günümüzde taraftarların e, spor dalları arası elit ya da değil şeklinde bir farktan bahsedebilir miyiz? Futbolun Z kuşağı tarafından izlenilmemesinin sebebi e, diğer spor dallarının daha elit görülmesi olabilir mi? Ya futbolu daha basit, futbol basit spor falan diyorlar ya. Onun bir faktör olabilir mi demiş. Ne dersin? E, çok zannetmiyorum ya. Yani şöyle... Doğal olarak geniş kitlelerin takip ettiği şeylerden uzaklaşıp biraz daha farklılaşmak her gençin e, şeyidir. Yani, yani çok popüler dizileri, çok popüler şeyleri takip etmemek. Ama e, futbolun, yani herkesin izlediği spor. Ya elit değil falan yaklaşımı çok çok sınırlı bir et, de, etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Ben de abi. katılmıyorum bu görüşe. Şunu söyleyebilirim ama her sporun bir elit tabakası var. o wow, kesin. Yani futbolun futbolda da biz orada değiliz. Yani voleybolda oradayız. Basketbolda oradayız. Jimnastikte oradayız. Yani olduk bu, ya. Olduk. Entresen. Vallahi ben bir jimnastik hala <laughs> hayret ediyorum. Ama futbolda olamadık. Yani e, futbol, in, İngiliz futboluna kimse elit değil diyemez. Yani, yani Premier Lig elit bir e, alan. Dolayısıyla mesela ben benim hayatta seyretmediğim sporlar var. Ama olimpiyatta seyrediyorum. Çünkü en eliti oy, oynuyor da yani. yani. Şimdi güreş, ben Türkiye güreş şampiyonasını takip etmiyorum. Ama olimpiyatta bir altın madalya mücadelesine dikkatli, dikkat kesiyorsun çünkü o seviye bir spor, o seviye oynanır. Erkek voleybol da öyle. Ben o konuda en örnek vereceğim spor, ben dört sene boyunca judo seyretmiyorum ama olimpiyatta judo seyrederken ağzım açık Tabii. judo evet. seyrediyorum. Aynen doğru. Hmm. Samet İnce sormuş, tamamen katıldığım için hani eklemeyeceğim bir şey. Samet İnce sormuş. Bir futbolcunun ülkesini değiştirme şansınız olsa hangi futbolcu ve ülke olurdu? Messi İspanya. <laughs> düşünmeden yani, yani. Messi Abi şöyle Bir tane daha var, Lewandowski Almanya olabilir ama Messi esas. Doğru, ama bu sorunun cevabı zaten hani 100 kişiye sordum, 97 saat cevabı verdi. O zaman yani. işte hiç kimse hiçbir şey tartışmaz. Hı. Messi dünyanın iyi ismi yoksa 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 yanına koyacak bir isim bulamazdın yani. Çare, John Snow sormuş. Sorum iki aşamalı. Aynı dönemde oynamış ve keşke finallerde karşılaşsaydı dediğiniz iki sporcu ve ta iki takım seçseniz kimler olurdu? Aynı soruyu farklı dönemlerde şimdi sporcu ve takımlar içinde yanıtlarsanız sevinirim. Demiş. Ben şey diyeyim direkt. Lebron'la Kobe e, 2004'ten itibaren 10 e, yıl boyunca herhangi biri finaldeydi hiç karşı karşıya gelemediler. Hmm. Biri final çıkarken diğeri çıkamadı. Lebron'la Kobe. Aynı bir... dönemde olmalarına rağmen. Evet, yani tam aynı dönem değil ama yani Kobe'nin Kareli'nin ikinci yarısı Lebron'un Kareli'nin ilk yarısıyla çakıştı. 10 yıl final oynadı takımları. Ama karşı karşıya gelemediler. Şanssızlığa bakar mısın? Bu çok zor bir soruymuş ya. Hı hı. Ee, şöyle çünkü iki ayrı zamanda... şimdi Mesela atıyorum. 74'ün Hollanda'sı çok özel bir takım. Biz tabi seyredemedik. Sonradan seyrettik ama. 74'ün Barcelona'da çok güzel bir takım. Zaten fikir aynı fikir. Hı hı hı. Şimdi bunların karşılıklı oynasa nasıl olurdu? diye sorusunu soruyorsun ama ritim o kadar farklı ki. Evet. Yani bir tarafta işte günde dört paket sigara içen Cruyff var. <gülüyor> Karşıda <gülüyor> Messi var anladın mı? Onları nasıl aynı sahada karşılaştıracaksın? Şöyle başka bir soru daha vardı da daha gene bir King of Cheers hesabına gelen ben hep şeyi söylüyorum. Dönemler arası karşılaştırma yapmak baştan aşağı çok zor. bir kere modern takımların Tabii. modern oyuncuların bundan 20 yıl, 30 yıl önceki takımlar ve oyunculardan çok daha ileri olduğunu bir kere bir kabul edelim. Tabii. Yani ben hep şey söylüyorum. Tıp daireleri de ondan. Tabii tabii tabii. Sebep o yani. Tıp daireleri, bilim daireleri, işte antrenman teknikleri, stratejik teknikler. Yani yapılan hatalardan doğrular hep daha fazla bulmuş. Al abi atletizm derecelerine bak. Sürekli iyiye gidiyor insan yani. Daha hızlı koşuyor, daha yüksek sürüyor falan filan. Yani hep örneğini veririm. Bugün o Türkiye Süper Ligi'ndeki 18 tane takım 2000 yılındaki 18 takımla karşılaşsa her maçı çok rahat. Yani Büyük oranda yüzde 80-90 oranda kazanır yani. Doğru. Tamam. İşte Basketbol için her spor için geçerli. Fakat dönemleri karşılıklı ben hep şey yaparım. Oyuncular bazında da. Kendi dönemindeki etkinliği. Yani işte Efsane Milan o dönemde Avrupa'yı ne kadar domine etmişti. O müthiş işte Barcelona o dönemde ne kadar domine etmişti. Öyle kıyaslama yapmak lazım. Kendi eş değerlerinin ne kadar üstündeydi, ne kadar baskındı, ne kadar fark yaratıyordu. Yoksa bugünkü Barcelona'yla efsane Barcelona karşısan bugünkü Barcelona daha iyi bile olabilir yani. Hani. Tabii. O yüzden hani karşı karşıya geldi. Ama öyle değil iş. Işte. Değil. Kendi döneminde ne kadar üstündü? Şartlar o kadar farklı ki. Ben mesela benim iddiam şu. 90 bizim 90 Dünya Kupasına giden milli takımımızın ben en yetenekli milli takımımız olduğunu düşünüyorum. En yetenekli soydu yani. Hmm o günün şartları o zaman e, dünya kupasına az takım katılıyordu Avrupa şampiyonasına 8 takım katılıyordu oralara girmen mümkün değildi. Yugoslavya'yı yenmen mümkün değildi. Şimdi Yugoslavya'dan yenebileceğin 7 tane takım çıktı. 6 tane takım çıktı. Sovyetler Birliği kalesine gidemiyordun. Şimdi Sovyetler Birliği'nden yenebileceğin 10 7 tane takım çıktı. Ş şartlar değişti. Hı hı. Ee, oyun değişti, her şey değişti. O yüzden onları karşılaştırmak şu, dediğin gibi hiç kolay değil ama bence yani hiç tartışmam bu konuyu. 90 milli takımının bireysel yeteneği şu andaki milli takımı ona katlar. Çünkü sokakta yetişmiş. Kendi dönemi için. E kendi tabii yetenek açısından Aynen. söylüyorum yani. Çünkü ben mesela Metin Hoca'yı, Metin Tekin'i 2008'de yardımcıydı. Orta sahada oynuyordu. Hiç orta sahanın ortasında Metin Hoca'nın futbol oynayabileceğini düşünür müsün? Sahadaki en yetenekli adamdı. 2008 kadrosundan bahsediyorum yani. Ben de şey, yani benim gençliğimdeki iki iyi futbolcu hep örneğini veririm. Türk futbol tarihinin en değerli kanat oyuncularıdır belki. Biri Rıza Çalımbay, biri Semih yuva Kuran. Yani şimdi onların Kretaması oynadığı şu yani Onların oynadığı oyunda şu anki kanat oyuncularına baktığın zaman hani değişimi görüyorsun. Bak, Veya bak. mesela Garinç e örneği. Garnacho'nun e videolarını seyrediyorsun. tarihinin iyi Çalımbadana oyuncu He. dersin. Evet olağanüstü bir oyuncu ama mesela çalım atıyor, çalımı yiyen oyuncu ben Kalır. çalımı yedim artık <laughs> boynu bücük bekliyor öyle çalımı yedikten sonra. <laughs> Şimdi gelip ısırırlar. Değil mi? Yani farklı ama bu ne Garinçan'ın değerini düşürüyor ne Zırhıza Çalımı'yı düşürüyor o öyle değerlendirmek lazım diyelim efendim. Doğa Berk Barut sormuş. Sizce bu rekorlardan hangisinin kırılması daha zor? Messi'nin bir takvim yılı içinde attığı 91 gol mü? Cristiano Ronaldo'nun bir şampiyonlar ligi sezonunda attığı 17 gol mü? Pelin'in bireysel olarak 3 Dünya Kupası şampiyonluğu mu? Üçüncüsü. Üçüncüsü bence de. Teorik olarak çünkü yani olağanüstü rekorlar bunlar ama 3 Dünya Kupası kazanmak için yani bir futbolcunun mantıken beşten fazla Dünya Kupası'nda oynayamayacağını düşünürsek. Bir rekor 5 zaten. Yani 5'ten fazla Dünya Kupası'nda oynaması çok zor. ya Abi 3 yani dünyanın en iyi takımında bile olsam 5 Dünya Kupası'nın üçünü kazanmak. Messi yüzden... İspanyolası olurdu bak. Olabil, olabilirdi diyelim. <laughs> olurdu. Yani bu teorisi çok daha zor bir rekor o yüzden. Yani oyuncudan bağımsız bir şey bu çünkü. Katılıyorsun herhalde? Katılıyorum. Öncü sormuş. Tarihin belki de en iyi skorer olan Durant'in kariyerinde 50 üstü sayı attığı maçın az olmasının tek sebebi skorerisinin az olması mı yoksa diğer skorerlere göre motoru zayıf mı? E, skorerisinin çok az olması ya. Yani e, Durant istese yani kafayı işte Kobe gibi, Harden gibi ta tamamen skor yapmaya kırsa 40 sayı ortalamayla oynar ben. Ona hep iddia ediyorum yani. Ve düzenli olarak 50 sayı atar yani. Ama umurunda değil. İki kere sayı kralı oldu. Ya, abi sayı krallığına gidiyor tamam mı? Abi son hafta Carmelo ile e çekişiyorlar. İşte 20 sayı atıp kenara oturdu. Takım kazanıyordu. Hiç oynamadı. Hiç zaman öyle bir hırsı olmadı. Zaten takıntılı biraz. Hani kendi bir mükemmel basketbol anlayışı var. O çok skor atmaktan geçmiyor. Dünyanın en büyük skoreri olabilir. Ama öyle bir şeyde değil. Başka şeyler yapmak daha hoşuna gidiyor. Ee, motorunun en üst düzey olmadığını kabul ediyorum ama asıl sorun e, hırs yani skor hırsı olmaması. Başka hırsları var ama skor hırsı yok. Muhammed sormuş. Türk futbol kamuoyunda konuşulduğu kadar etkili etkili mi paron siyaset. Siyaset Türk futbol kamuoyunda konuşulduğu kadar etkili mi ülke futbolunda yoksa bu bir abartı veya komplo teorisinden mi ibaret? Siyaset sadece Türk futbolunda değil bütün dünya sporunda Doğru. çok etkilidir. E, Paris Saint-Germain'i Katar'lılar Fransız siyaset istediği diye aldı. Yani ya da Premier Lig'in e, buraya gelişi bu, Premier Lig kıta Avrupa'sının savaş açmaya hazırlanması belki bence açacaklar çok yakın bir gelecekte. Bunların hepsi siyaset le e, siyasetin de içinde olduğu bir durum. Ya geniş kitlelerin ilgilendiği her şeyin içinde siyaset, siyaset olmama ihtimali yok. Ve kullanır da. Evet. Yani e, sosyal medyada futbolun bu kadar ipe sapa gelmez şekilde tartışmasının siyasete faydası var mıdır? Türkiye'de de dünyasında da vardır. <laughs> Bütün bunlar gerçek. Ancak buradaki sorun şu. Bizim yanlış anladığımız şey şu. Siyaset futbola girmek girmek ister tabii. Her yere girmek istediği gibi futbola girmek ister. Ancak bizdeki fark şu. Biz Futbol dünyası olarak siyaseti içine çekmek için çok çaba sarf ediyoruz. Evet. Yani dünyanın her yerinde kapılar kapalıdır, sızmalar olur. Biz bütün kapıları açmışız, tutup çekmeye çalışıyoruz. Bundan bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bizim farkımız biraz o. Ama sadece biz değiliz. Meksika'da böyledir. Güney Amerika'nın hemen hemen tamamı böyledir. Ee, Avrupa'da bu biraz daha... E sınırlıdır. Sınırlıdır. Ve efendim e, kral saniyelerle biz size bir soru soracağız ama geçen hafta sorumuza doğru yanıt veren izleyicilerimizden Ömer Çalışır, Cemil Özkan ve Fatih Talay Sokrates dergi premium abonelik sahibi oldu. Bu hafta da bir AC Milan forması vereceğiz. E, AC Milan son olarak hangi yılda hangi kupayı kazanmıştır? Hangi yılda hangi kupayı kazanmıştır efendim? Yorumlar bölümünde, bu videonun altında yorumlar bölümünde bir king etiketiyle sorumuza doğru yanıt verenler arasında Sokrates jürisi bir kişi hissedecek ve AC Milan forması hediye edeceğiz diyelim ve haftanın spor organizasyonlarına geçelim. Manchester United'ın başı belada abi, bu hafta da Tottenham deplasmanındalar. Eyvah eyvah. Solskjaer'in son maçı olur mu, olabilir mi? Olabilir. Yani sahada olacak kesinlikle bu haber geldi, tabi belli olmaz bu işler ama son maçı olabilir. He. Roma-Milan karşılaşması var İtalya evet. Ligi'nde ve e, geçtiğimiz yıl kadar şu anda heyecan duyuyor muyuz bilmiyorum ama esas Cuma günü Paris Saint-Germain-Lille maçı var. Lille de karıştı tabii Karıştı. yani <laughs> şampiyonelki sertliği onları da biraz etkiledi. Ama. Hem öyle hem Burak hem teknik direktörün değişmiş olması orada da bir karışıklık var ve normal. Hı hı. Çok normal yani. Çünkü geçen sene aslında kapasitelerin çok üzerine çıktılar. Evet. Abi daha ne olsun, şampiyonlar. Yani hani olabilecek en büyük başarı... Kapasite ama potansiyellerinin çok güzel evet. açıklar, değil ee, Bu arada bu programı izlediğiniz saatlerde belki de e, izlediğiniz saatlerde bitmiş olabilir ama... ...Panathinaikos-Anadolu-Efes maçı var. çok önemli. Hani zaten Panathinaikos rekabeti önemlidir ama Efes'in... Panathinaikos çok sınırlı bir takım evet. ama sert. Kendisi aslında da bu sezon iyi oynuyorlar. Efes'in oradan artık galibiyet çıkarması ve biraz yoluna girmesi lazım çünkü... İşler kötü gittikçe e, psikolojisi de biraz bozuluyor Efes'in. E, çok önemli bir rekabet bakalım göreceğiz. E, diyelim ve e, Mistikom Sultanlar Ligi'nde hafta sonu bizim artık iyi de tabii o lige daha fazla dikkat ediyoruz. Evet. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var efendim. E, Cumartesi günü saat 18'de diyelim ve haftanın fotoğrafıyla veda edelim. Haftanın fotoğrafı çok ilginç. Bununla ilgili bir sürü meme yapıldı abi. Shaquille O'Neal'ın Amerika Grand Prix'sinde kürsüdeki... <laughs> Ha, Duruşu gidişi de bir ayrı bir şey tabii. Gidişi de ayrı bir şey. O araba muazzam bir arabayla geliyor ya. Texas. Ee, Texas ama şey çok acayip abi. Max Farsch'da ben yüksek kürsüde, Lewis Hamilton düşük kürsüde. Ha yani ikisi de şakın çocuğu gibi duruyorlar. Evet. Ya yani çocuğu gibi değil. Yanındaki oyuncaklar gibi Ve duruyorlar. Ve herkes bu durumdan çok rahatsız. Evet <laughs> abi. Şey bir de biliyorsun Tommy bir sporcuları fiziksel olarak daha ufak tefekler genel olarak. Hakinen falan gibi bir takım ekstrem örnekleri dışarıda bırakan Genelde çok ufak tefek oluyorlar. Bir de yarışta da bir iki üç kilo veriyorlar değil mi? Ee, bir de şakta biraz küçük bir insan değil. Yani muazzam fotoğraf değil mi ya? Çok enteresan. Yani. Hani çocuklarla beraber gibi yani. Aynen aynen. Çocukları yarışa getirmiş. Ya. Ellerinden tutup götürecek gibi duruyor. Ee, çok ilginç bir resim oluştu. Efendim Amerika Grand Prix'sinde diyelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.